Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün bir yangın tatbikatı için şu an yangın temsil bir yangın mahallindeyiz. Saatlerimiz şu an 1.55'i gösteriyor. İtfaiye Müdürlüğü'nü arayıp yangın ihbarında bulunacağız ve kronometremizi başlatacağız. Çankırı İtfaiye. Ben Buğdaypazarı Mahallesi Kayısı Sokak Umur Bey sitelerinden arıyorum. Burada büyük bir yangın var. Hemen müdahale ederseniz iyi olur. Tamam. İhbarımızı yaptık ve kronometremizi başlatıyoruz. Bakalım kaç dakikada itfaiye buraya ulaşacak.
Gelsene yardım et. Yavaş yavaş orta sesi gelin. Sana. Sana aşağı. Sal. Olur mu? Gel aşağı. Gel aşağı gel. Gel. Orta. Hortma sana. Aşağı. Hortma. İtfaiye müdürlüğümüz binasının gazinosundayız şu anda. Belediyemiz basın yayın ekibi olarak bu gecenizi bize ayırıp vaktinizi verdiğiniz için saat şu anda 3'ü 5 geçiyor. Yani insanların en derin uykulu bir anında biz bu gece arkadaşlarıma da şimdi ben beyan etmiş olayım. Tatbikat yaptık. Bundan ekibimizin çok büyük çoğunluğunun bilgisi yoktu. Ama amacımız neydi? Gece olabilecek bu tür yangınlarda ekibimizin istenilen seviyede
yanılma haline ne kadar süre içerisinde ulaşıp ulaşamayacağını bir kontrolüydü bu. Saat 2 civarlarında bir yangın meydana geldi. Buğday Pazarı mahallemiz 80. yıl Cumhuriyet Lisesi'nin yanında bulunan bir yıkılmaya yüz tutmuş binada. Alarm verildikten sonra çalışan personelin koğuşlarından inip yangın elbiselerini ve giyim kuşamlarını aldıktan sonra arabalarımızın çalıştırılması ve oraya intikal süresi aşağı yukarı 3 dakika 29 saniye civarında bir süre olarak tespit edildi tarafından. Bu bizim istediğimiz, bu süre bizim istediğimiz bir süre. Gayet hızlı bir şekil. Bizim için tatmin edici bir durum. Şey, elinize gelip anlamış şey mi? Siz de anlayabilirsiniz. 3 dakika 29 saniyelik itfaiyenin alarmının verildikten sonra buradan 80. yıl Cumhuriyet Lisesi'nin oradaki yangın mahalline ulaşılması gayet hızlı bir süre. Yine tekrar ediyorum. Bu bir tatbikattı. Ancak alarmın verilmesi, araçlara binilmesi ve oraya intikali tamamen bir normal yangın şeklinde olmuş bir tatbikattı. Üzerinde basa basa duruyorum. Arkadaşlarım bu konuyla ilgili herhangi bir bilgileri yoktu. Bizim için sevindirici. Dediğimiz gibi insanların şu anda en derin uykuda olduğu bir anda bizim teşkilatımız, Çankırı Belediye'mize bağlı itfaiye teşkilatımız 24 saat kesintisiz hizmet vermekte. Sizler de ortamlarını gördünüz, çalışma şartlarını gördünüz. Yangın mahallinden döndükten sonra itfaiye araçlarının tekrar rutin olarak hangi şekilde bakımlarının yapıldığı, hortumlarının ne şekilde toplandığı, tankerlerin sularının tamamlandığı ve hangarlara araçların çekildiği, ondan sonra çalışan personelin tekrar üzerlerini, elbiselerini dolaplarına ve askılarına astı. Ondan sonra da normal tekrar kendi istirahatlerine çekileceğini görüntüledik. Biz de itfaiye teşkilatımız olarak basın yayın kuruluşumuza bizi bu tatbikatta yalnız bırakmadığınız, eğer bizim eksikliklerimiz varsa bunları da tekrar bize hatırlatmanız, bizi motive etmeniz ve bundan sonra da bu şekildeki tatbikatlarımızda yalnız bırakmayacağınızı umuyoruz. Ben bu işe emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum itfaiye müdürleri olarak. Sizlere de ayrıca basın yayın kuruluşumuza teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diyorum. Arkadaşlar istirahat edin. Sağ olun. Her zamanki normal nöbetimizdeydik. Gece saat 2 sıralarında bir yangın ihbarı aldık. Çıktığımız yangının iki katlı bir evin olduğunu öğrendik. Yangını normal ekiplerimize başarılı bir şekilde söndürdük. Sonradan yangının tatbikatta olduğunu öğrendik. Bizim için de çok iyi bir çalışma oldu. Diğer olarak istirahat saatimizde gece 2 sıralarında yangın ihbarı aldık. Hızlı bir şekilde kalkıp yangın ekipmanlarımızı kuşanıp olay yerine hızlı bir şekilde varmaya çalıştık. Olay yerine indiğimizde 2 katlı bir evin yanmış olduğunu gördük. Elimizden geldiği şekilde müdahale edip yangını söndürdük. Yangın bittikten sonra bunun tatbikat olduğunu öğrendik. Bizim için de çok iyi oldu. Çünkü ne kadar yangını söndürebiliyoruz veyahut da söndüremiyoruz.
kendimizi denemiş olduk yani. Bu yangının tatbikat olduğu bize sürpriz oldu. Biz normal yangına intikal ediyor şekilde hazırlandık ve gittik. Oraya gittiğimizde müdahalemizi yaptık. Geri binamıza döndüğümüzde tatbikat olduğunu öğrendik. Cidden büyük bir sürpriz oldu bize. Kendimizin işte ne kadar sürede hazırlanıp ne kadar sürede yangın mahalline intikal ettiğimizi, müdahalemizi, geldiğimizde yaptığımız şeyleri ne kadar sürede yaptığımızı gördük. Bizim için de güzel bir deneme oldu.